Alo Sinan. Bahsettiğin o görüntüleri otele getirebilir misin lütfen? Evet, Şadiye ile ilgili olanları. İşinde usta olduğu her halinden belli. Asıl olay şimdi. Müsaadenizle. Bu Şadiye'nin içeri girmesinden 2 dakika sonrası. Kim bunlar? Aslında her şey gün gibi ortada. Her şey planlanmış gibi duruyor. Kızın durumunu araştırdım. Umutsuz görünüyor. Bu görüntüler her şeyi değiştirir. Tüm davayı. Tabii. Ben uygun bir kanaldan iletirim emniyete. Saçmalama. Sonunda o pislik Nalim kardeşi hak ettiğini bulacak. Öfkelisiniz, kızgınsınız ama unutmayın. İntikam kılıcı önce kendi sahibini infaz eder. Anlaşmamızı bozmak isterseniz eğer anlayışla karşılarım Sinan Bey. Yoksa bu işin boyutu sizi aşmaya mı başladı? Yanlış anladınız. Güzel. O görüntülerdeki adamların kimliklerini bulun. Bilelim. Hı hı. Seni beklemiyordum. Sizi dışarı çıkaracağım. Bunun imkansız olduğunu sen de biliyorsun. Görünme riskini göze alamam. Hadi. Harika bir fikirdi bu. Teşekkür ederim. O odada delirmek üzereydim. Biliyorum. Sizi daha iyi bir yere yemeğe götürmek isterdim ama artık idare edeceğiz. Daha bir ay önce deli gibi sevdiğim adamla evlenmek üzere hazırlık yapıyordum. Şimdi neredeyim? Her şeyini kaybetmiş. Bir lağım faresi gibi saklanan, intikam peşinde bir zavallı. Böyle olmak zorunda değil. Her şeyi durdurabiliriz. Bu benim sevdiğim adam. Bir zamanlar yüzüne baktığımda Allah'ım ne kadar şanslıyım diye düşündüğüm insan. Bu yaptıklarını yanlarına bırakmayacağım. Benim kadar acı çeksinler istiyorum. Sonra durabiliriz. Fotoğraflar hazır mı? Hazır. Tabak gibi. Çok iyi görünüyor. Fakat kızın kim olduğunu anlayamadık. Ben hallederim o kısmını. Sağ olasın. Al, bu da senin zarfın. Sağ ol abi. Oho, kimler buradaymış? Sermet abicim. Nasılsın Sinan? Otursana.
Yok abi, işimi hallettim, kaçacağım hemen. Ya gel otur, rakı içecektim. Tek başına içilmiyor. Alemsin abi ya. Hadi oturalım bakalım. Kemal abi çok teşekkür etti. Gönderdiğin adamlar sağlam çıkmış, sağ olasın. Güzel. Bir sıkıntı yok yani ha? Yok. Eyvallah. Biz artık yokuz. Arkamızı arama. Ne yaptım lan ben? Ya bırak işi gücü, yeter artık. Hayat nasıl gidiyor? Son kasırgayı atlatabildin mi? Kurtuldun mu o kadınla? Ha? Abi az rezillik yaşamadık ya. Vallahi bir daha mı Allah korusun. Bırak lan bu işleri, ben seni tanımaz mıyım? Yakında medyadan duyarız yine. Ona takıldı, buna yazıldı hesabı. Ha? İş bu sefer ciddi galiba ha? Zaten olacak bir mevzu da değil. Allah Allah. Sen bir kadına göz koyacaksın, o sana pas vermeyecek. Kesin frijittir kadın. Kadın bizim müşteri. O sıkıntı. Şimdi esnaflığa sığmaz yani. Aşkla iş olmaz. Biliyorum ama fena kaptırdım. Kadın çok güzel bir abi. Etkilenmemek elde değil. Hadi ya. Zaten başkasına aşık. Adamın da umurunda değil, o da başka bir kadınla beraber. Ben de işte böyle intikam alması için kuzu kuzu yardım ediyorum. Bence arkana bakmadan oradan uzaklaş. Sıkıntı. Başka birini bulsun. Ortada bırakamam ki abi. Kadın bir tek benimle görüşüyor. Allah Allah. Niye? Rahatsız mı oğlum bu kadın? Gizleniyor herkesten. Herkes yurt dışında zannediyor. Kendince nedenleri var herhalde. Artık ne haltlar yediyse. Mevzuları kes. Yurt dışındayım hesabı. Ama dolaplar dönsün. Mevzuları kes. Abi. Kusura bakmazsan benim gitmem gerekiyor. Ben senin halini hiç iyi görmedim Sinan. Merak etme. Bu benden. Hesap ödendi. Kesene bereket. Eve de gel, mangal yaparız. Tamam abi. Ali. Şimdi bizim Sinan dışarı çıkacak. Onun peşine takıl. Nereye gidiyor, kimle görüşüyor, kimle paslaşıyor, kimle ne yapıyorsa hepsini öğren. Bizim Sinan'dan güvenlikçi Sinan. Geri zekalı. Allah Allah. Kim o? Oda servisi. Hoş geldiniz Irmak Hanım. Haber verseydiniz karşılama falan yapardık. Ne bileyim dansöz falan getirirdik. Yapacak bir şey kalmadı artık. Herkesi buraya çağıracağız. Kutlama burada olacak. Nasıl buldun beni? Biraz zayıflamışsın. Şampanya. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.